Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında son dönemde oldukça popüler olan bir kumar tuzağından bahsetmek üzere toplandık buraya diyebilirim. Biliyorsunuz arkadaşlar şu anda Sweet Bonanza çılgınlığı yaşanıyor. Bir de dede olayı var biliyorsunuz, gökten X-Mix satıyormuş, bir şeyler yapıyor. Yani bu ikisi şu anda çok popüler ama tehlikeli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar şu anda liselerde bile çılgınlar gibi oynanıyor ve şöyle bir durum söz konusu. Liselerde genel olarak oynayanlar para kazandığını zannediyorlar. Daha sonra yüksek meblağlar yatırdığında ise bu paraları kaybediyorlar. Şimdi biliyorsunuz kumarda şöyle bir şey vardır. Kasa kazanır. Yani bugüne kadar kumardan zengin olan birini görmek çok da mümkün değil. Eğer büyük bir kumarbaz değilseniz arkadaşlar ve genelde slot makinelerinden şey yapıyorsanız böyle zengin olma şansınız çok fazla yok diyebiliriz. Hani poker oynarsın vesaire, çok iyi bir poker face'in vardır, bunlardan kazanırsın, o başka bir konu ama yani slot makinesinden ben çevireyim işte ya da yazılım üzerinden oynuyor zaten artık biliyorsunuz, uygulama üzerinden çevireyim işte X atsın X gelsin kazanayım falan, bunlar biraz düşük ihtimal. Geçtiğimiz günlerde bir sözlük yazarı bunları ifşa etti arkadaşlar. Sözlük yazarının belirttiğine göre Kıbrıs kökenli bir firma, ismini vermemiş firmanın, bunlara bir yazılım işi veriyor ve yazılım işinde bir oyunu siteye entegre etmelerini istiyor. Daha sonra bu entegrasyon işlemini beceremiyorlar ve entegrasyon işlemini de yazılım şirketinin yapmasını istiyorlar ve yazılım şirketi bunu yaparken algoritmalara da şöyle bir göz atıyor ve bu göz atma sonucu şöyle bir şey ortaya çıkıyor arkadaşlar. Genel olarak oynayanların kazanma oranı, para miktarı düştükçe artıyor. Yani atıyorum siz 50 Türk lirası ile oynuyorsanız ve işte bahisiniz de atıyorum 25 kuruş atıyorsunuz. Bu miktarla kazanma oranınız %20 %30 iken para miktarı büyüdüğünde 1000 liralara 2000 liralara geldiğinde kazanma şansınız arkadaşlar %8'e kadar düşüyormuş. Yani burada aslında yaratılmak istenen mantık şu. Sizin 50 Türk liranız var ve bununla oynuyorsunuz. Bir anda bakıyorsunuz 1000 lira falan yaptınız onu. Diyorsunuz ki wow, ben 50 lirayı 1000 lira yaptıysam bari 2000 lira 3000 lira atayım da onu bir 100 bin lira yapayım diyorsunuz. Dolayısıyla büyük meblağda paralar attığınızda da paranızın hepsi çöp olmuş oluyor. Hepsi bununla da sınırlı değil arkadaşlar. Bu algoritmada eğer paranızın sonuna geldiyseniz paranız yani şurada şuraya kadar düştü. Sizi şöyle bir hop yükseltiyor arkadaşlar ve burada belli bir süre tutuyor. Çünkü sizi soğutmak istemiyor. Yani kumar alışkanlığından soğumanızı istemiyor. Burada belli bir süre tutuyor ve sonra paranızı yine kaybediyorsunuz. Hepsi bununla da sınırlı değil. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Atıyorum kumara belli miktarda bir para yatırıyorsunuz her ay. Algoritma bunu bir ay alıyorsa bir ay sizi az bir şey kazandırıyor. Öbür ay tekrar hepsini alıyor. Öbür ay az bir şey daha kazandırıyor. Yani siz kazandığınızı zannederken aslında total manada baktığınızda içeri girmiş oluyorsunuz. Şu var arkadaşlar. Son dönemde bunun okullarda yayılmasının sebebi şu. Genellikle biliyorsunuz çocuklar harçlıklarıyla bunu oynuyorlar ve uygulama olarak indirip oynadıkları için de bunun önüne geçmek bir hayli zor. Yani adamlar bunu APK olarak telefonlarına yüklüyorlar ve telefonlarına yükledikten sonra da çeşitli para gönderme siteleri vasıtasıyla biliyorsunuz artık günümüzde bunlar çok kolay. Papara var, Payoneer var vesaire. Bunlar aracılığıyla en kötü hiçbiri yoksa USDT var arkadaşlar. Kripto paralarla gönderiyorlar alıyorlar ve kripto para hesabı açmak da siz de biliyorsunuz çok kolay. Yani Türkiye'de işlem veren, işlem gören bir kripto para borsası üzerinden belki hani işlem yapamayabilir 18 yaşının altındakiler ama yabancı ülkelerde pekala hesap açmak bu kadar da zor değil. Dolayısıyla oralardan hesap açıp USDT yollayıp alabiliyorlar. USDT biliyorsunuz Tether yani dolar yollayıp dolar alıyorlar. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Buradaki tehlike şu arkadaşlar. Liseye giden çocuklar düşük paralarla oynadıkları için yani 50 lira, 40 lira, 30 lira, 10 lira gibi düşük meblağlarla oynadıkları için bu çocuklar kumarın bağımlısı oluyorlar. Neden? Bunlar düşük meblağlarla oynuyorlar ya. Bir kazanıyor işte atıyorum 1000 lira, 500 lira, 1500 lira. Yani bunlar zannediyor ki biz hep kazanacağız. Ve genelde küçük meblağlarla da kazanma şansı daha yüksek. Demin de dedim ya bir sözlük yazarının ifşasına göre küçük meblağlarla kazanma oranı daha yüksek. Büyük meblağların ise batma oranı yüksek. Yani bir yanda düşünün 5000 lira batıran bir adam var. Diğer yanda ise 50 liraya 500 lira kazanıp sevinen bir insan var. Dolayısıyla bu insan bunun reklamını yapıyor. Diyor ki ben hep kazanıyorum, ben hep kazanıyorum. Ve reklam sonucunda daha fazla parası olanlar daha fazla para yatırıyorlar ve bu parayı kaybediyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Buna bulaşmamanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten çok hızlı bir şekilde yaygınlaştı. Bunun idari para cezaları söz konusu.
Yani siz kumar oynadığınız için bir anda telefonunuza para cezasına çarptırıldığınıza dair bir mesaj gelebilir. Para cezası sadece banka hesap hareketlerinizde değil, şöyle bir şey söz konusu. Bu kumarı oynatanlara biliyorsunuz baskınlar vesaire düzenleniyor. O baskınlarda zaten kullanıcı listeleri ele geçiriliyor ve kullanıcı listeleri üzerinden de sizlere ceza kesmeleri söz konusu olabiliyor. O yüzden arkadaşlar bu illetten uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer sizin de bu konu hakkında yorumlarınız varsa aşağıda bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.